Değerli basın mensupları, ekranlarında ve dijital mecralarda bizleri takip eden çok kıymetli yurttaşlarımız, akademisyenlerimiz, gençlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bir akademik yılın daha başlangıcındayız. Türkiye'de her zaman övündüğümüz, gelecek için umut duyduğumuz çok önemli bir gençlik kesimimiz var. Dünya çapında önemli bilimsel çalışmalara imza atan akademisyenlerimiz var. Ve tabii maalesef hepimizin bildiği gibi onların da her geçen yıl çok daha fazla derinleşen, derinleşmekte olan sorunları var. 7 milyon üniversite öğrencimiz var. Bunların 4.1 milyonu örgün eğitimde. Bu öğrencilerimizin tüm Türkiye'nin de bildiği gibi yurt sorunu var, burs sorunu var, barınma sorunu var, beslenme sorunu var kültüre, sanata erişim sorunu var. Hatta ve hatta ders kitaplarına, ders materyallerine erişim sorunu var. Akademisyenlerimizin özlük hakları ile ilgili sorunları var. Demokratik katılımla ilgili sorunları var. Kendi yönetimlerini tayin edememek, kendi bölümlerinde söz sahibi olamamak gibi sorunları var. Üniversitelerine bir nevi siyasi kayyumlar atanması sorunları var ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükü kaldıracağız diyerek 22 yıl önce iktidar olması ama yükün uygulamalarını çok daha derinleştirerek artık neredeyse bölüm başkanlarının atanmasına kadar her süreci kontrol ettiği bir antidemokratik anayasaya uygun olmayan bir üniversite yönetim süreci var çok kapsamlı bir sorun çok kapsamlı bir e, konu bu Bunları ele almak durumundayız. Tabii Türkiye Günlerdir Eğitimi temizlenmeyen okullar üzerinden konuşuyor. Yaşamını kaybeden çocuklarımız üzerinden konuşuyor. Olmayan okullar, olmayan taşımalı hizmetler üzerinden konuşuyor. Açlık üzerinden, yokluk üzerinden, susuzluk üzerinden konuşuyor. Böylesi bir alanda üniversitelerimizi yeterince konuşabiliyor değiliz. O nedenle bugün üniversitelerden de sorumlu olan Gölge Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Armağan Erdoğan'la birlikte huzurunuzdayız. Armağan Hocam yaklaşımlarımızı aktaracak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aylardır illerde eğitim buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Üniversitelilerle, küçük çocuklarımızla, öğretmenlerle, akademisyenlerle bir araya geliyoruz. 20 bine yakın yurttaşımızla bir araya geldik. 19 ilde buluşmalar yaptık. Bunları sürdüreceğiz. Gelecek haftalardan itibaren il il gezmeye, tartışmaya, konuşmaya ihtiyacımız var. Ortak akla ihtiyacımız var. Yine 19-20 Ekim tarihinde Ankara'da akademisyenlerimizle, yüzün üzerinde akademisyenimizle, genel başkanımızın katılımıyla bir araya geleceğiz. Bu dördüncü buluşmamız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitim programımızı, halkımıza önereceğimiz politikalarımızı tartışıyoruz, tartışmaya devam ediyoruz. Bir program kurultayı süreci başlattık. Bunu e, gerçekleştiriyor olacağız. Ve 6 Kasım'da Adalet ve Kalkınma Partisi gibi değil. Gerçekten yükün yok olması için ne yapmamız gerektiğini, Türkiye'de demokratik, özgür, katılımcı, mutlu, geleceğe umutla bakan bir üniversite yaşamı, üniversite iklimi oluşturmak için neler yapabiliriz? Doğayenlerimizle, araştırmacılarımızla birlikte Eskişehir'de tartışıyor olacağız. Ben sözü kıymetli hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli basın mensupları, biz çalışmalarımızı bütüncül bir şekilde, çok boyutlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugünkü basın açıklamamız 2024-2025 akademik yıl açılışı nedeniyle yüksek öğretimdeki kronikleşmiş sorunlara dikkat çekmek için yapılmaktadır. Ne yazık ki üzülerek belirtmemiz gerekiyor ki Türkiye'de yüksek öğretim sistemi artık gençlerimize bir gelecek vaat etmeye etmeyecek duruma gelmiştir. Sorunlar öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki üniversitelerimiz artık nitelikli bilim üreten, gençlerimizi donanımlı bir şekilde hayata hazırlayan kurumlar olmanın çok uzağına düşmüşlerdir. Bu durumda gençlerimiz mutsuz, geleceklerinden umutsuz. Akademisyenlerimiz geçinemiyor, bilim üretemiyor, mobbinge uğruyor, ayrımcılığa uğruyor. Kısacası sistem tıkanmış, yürüyemiyor. Bu durum hepimizin bildiği gibi tamamen 22 yıllık AKP iktidarının plansız, ideolojik, saplantılı politikalarının sonucudur. Değerli basın mensupları, Tıpkı Türkiye'nin yönetilmediği gibi yüksek öğretimde de YÖK ve üniversiteler yönetilmemektedir. Kamu kaynağı, kamu yararı üretmek için koltuklarında oturanlar sistemsiz, plansız, stratejisiz, dünyadan ve ülkenin ihtiyaçlarından kopuk bir şekilde fayda üretmeyen bir yaklaşım içindeler. Keyfi, partizan ve ideolojik yaklaşımlarının sonuçlarını hep birlikte ülkece Yaşamak durumunda kalıyoruz. İktidara gelmeden önce yükü kaldıracağız diyenler bugün yükü üniversiteler, akademisyenler ve öğrenciler üzerinde bir baskı ve kontrol hal, aracı haline getirmiş durumdalardır. Tam da bu noktada Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda partimizin başvurusu üzerine kanun hükmünde kararnameyle yapılan rektör atamalarının ve yük e, üyesi atamalarının hukuksuz olduğuna hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararında YÖK üyelerinin ve rektörlerinin atama şeklinin bu kararlar KHK ile alınamaz gerekçesiyle iptal etmiştir. Hem YÖK üyelerinin hem rektörlerin atama yetkisinin sadece Cumhurbaşkanı'na verilmesinin atamalarda liyakat ilkesini kaldırdığını, keyfiliğe yol açtığını ve bu keyfiliğin üniversitelerin özerk yapısını bozduğunu söylemiştir. Anayasaya aykırı olarak yapılan bu atamalarla Türkiye'de üniversiteler bilimsel düşünceden uzaklaşmış, iktidarın propaganda aracı haline gelmişlerdir. Mesela mevcut yök profiline baktığımızda aralarında altısının mühendis, üçünün Osmanlı tarihçisi, üçünün ilahiyatçı, üçünün hukukçu, ikisinin iktisatçı, birinin işletmeci, birinin de tıp alanından olduğunu görüyoruz. Yüksek öğretimdeki bütün temel bilim alanlarını kapsamayan bir yaklaşım YÖK üyelerinin profilinde görülmektedir. Dahası kadın erkek dağılımı bakımından da eşit temsile ulaşmaktan çok uzaktadır. Oysa akademisyenler ve öğrenciler yüksek öğretimde yarısını oluşturmaktadır nüfusun. Anayasa e, Mahkemesi'nin red kararı atama yönteminin değişmesi gerektiğini, akademik liyakate ve objektif kriterlere dayalı bir sistemin tesis edilmesini emretmektedir ve bunun için bir yıllık bir süre tanımıştır. Ancak görüyoruz ki buna rağmen YÖK ve rektörlerin atamaları anayasaya aykırı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun takipçisi olduğunu belirtmek istiyoruz. Ülkemizde %29'u devlet üniversitesi olmak üzere toplam 208 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. 7 milyon öğrenci, 184 bin akademisyen bulunmaktadır. Öğrencilerin yarısının açık öğretimde bulunması ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu genç işsizliğini bir yıl ötelemenin dışında bir anlam taşımamaktadır. Üniversite öğrencileri üniversiteyi kazandıklarına sevinemeyecek bir halde barınma kriziyle boğuşmaktadırlar. Kamuya ait yurt sayısı şu an itibariyle 856'dır. Bu yurtların öğrenci kapasitesi ise 987 bindir. Bu durumda örgün öğretimdeki öğrencilerin ancak dörtte biri devlet yurtlarında barınma imkanına sahip bulunmaktadır. Kapasiteyi arttırmak için ise ancak yurtların odalarındaki ranza sayıları artırılmaktadır. Bu anlamda bizim belediyelerimizin özellikle büyük şehirlerde yaptıkları barınma hizmeti için öğrencilere fırsat eşitliği sağlamaları çok önemli bir eksikliği gidermektedir. Öte yandan burs konusuna geldiğimizde yine öğrencilerin ancak dörtte biri sonradan ödenmek üzere kredi alabilmektedir. Ve 2023 rakamlarıyla lisans öğrencileri için bu kredi miktarı aylık ancak 2000 liradır. Hepimiz biliyoruz ki 2000 lirayla bir ay geçinmek mümkün değildir. Öğrenciler ancak simit ve çaya mahkum edilmektedir. O nedenle 22 yıldır çözülemeyen burs barınma, ulaşım sorunları AKP iktidarının üniversite öğrencilerine verdiği değeri göstermektedir. Bir başka sorun, üniversite mezunu genç işsizliği ve gençlerin umutsuzluğu Türkiye'nin geleceğini tehdit etmektedir. Yüksek öğretim sınavına girenlerin ancak üçte biri bir üniversiteye yerleşmektedir. Eğitimin piyasalaşması ve paralı hale gelmesi fırsat eşitsizliğini pekiştirmekte, Türkiye'nin sosyal dokusunu zayıflatmakta, genç nüfusun eğitim yoluyla sosyal mobiliteye ulaşmasını engellemektedir. Üniversiteyi kazananlar sorun yaşamaktadır ve okullarını bırakmak durumunda kalmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun bu yıl yaptığı açıklamaya göre 2015 ile 2022 yılları arasında 2.3 milyon üniversite öğrencisi üniversiteyi bırakmak durumunda kalmıştır. Bunun sebepleri hiçbir şekilde araştırılmamaktadır. Mezun olduktan sonra başarılı öğrenciler bu kez kamu kurumlarına girerken başvurularında kayırmacılık, partizanlık, hatta cemaat ve tarikat tercihleri ve mülakatlarla haksızlığa uğramaktadırlar. Nitelikli olanlar değil, torpili olanlar işe alınmaktadırlar. Bu durum gençlerin iyi eğitim alarak ve çalışarak bir yerlere gelemeyeceklerine dair umutsuzluklarını pekiştirmektedir. Geçen haftalarda yayınlanan e, TUİK e, istatistiklerine göre lisans mezunlarında %28.3 bir genç işsizliği bulunmaktadır. Bu, her üç gençten birinin yüksek öğretimi bitirdiği halde ülkemizde iş bulamadığını göstermektedir. Yani üniversite okumanın aslında öğrencilere bir fayda getirmediğini, bir fark yaratmadığını göstermektedir. OECD ülkeleri ortalamasında eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranı azalırken biz de bu verilerden de gördüğümüz gibi bu ilişki tamamen tersine dönmüştür. Bir başka vahim tablo daha var, çok fazla konuşmadığımız, kamuoyunda çok fazla dile getirilmeyen. Türkiye'de 18-24 yaş arası genç nüfusun %31.1'i ne eğitimde ne de istihdamdadır. Bu oran Türkiye'yi OECD ülkeleri içinde en fazla orana sahip olan ülke konumuna getirmektedir. Daha da düşündürücü olan ise bu oran yıllarca değişmemektedir. Yani gençlere ne eğitim ne de istihdam için yeni olanaklar yaratılmadığını bize göstermektedir. Bir de şunu sormak gerekiyor. Bu gençler en verimli oldukları çağda eğitimde değillerse, istihdamda değillerse bu gençler neredeler? Bu gençler ne yapıyorlar ve bu gençler ne durumdadırlar? Bizim bunu düşünmemiz ve buna çözüm üretmemiz gerekiyor. Değerli basın mensupları biliyoruz ki bugün küresel düzlemdeki gelişmeler yüksek öğretim bakımından da hem fırsatlar hem de meydan okumalar barındırmaktadır. İklim değişikliği, kentleşme, nüfus artışı, göç hareketleri, salgınlar, afetler gibi küresel sorunlar yeni sosyolojik gerçeklikler yaratmakta ve eğitim sistemleri bunlara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Bunun için nitelikli iş gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye'nin nitelikli iş gücünü yetiştirmek için nitelikli akademisyenlere ihtiyacı vardır. Ama Türkiye'de yıllardır akademisyenler görmezden gelinmekte ve bu durum çok katmanlı sorunlara yol açmaktadır. YÖK ve üniversiteler nitelikli akademisyen yetiştirilmesini sağlamak ve onlara iyi imkanlar oluşturmak yerine onları denetlemek, kontrol altına almak, sansür uygulamak ve görüşlerini beğenmediklerini üniversiteden dışarıda tutmak gibi bir görev edinmişlerdir. Hemen her üniversiteden rektörlerin ve dekanların uyguladığı baskıcı uygulamalar, mobbing, yıldırma ve kayırmacı yaklaşımlar bize şikayet olarak Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyor. Bunu sadece şikayet olarak almıyoruz, bunu yapılan raporlar ve çalışmalar da bildiriyor. Mesela 2022 yılında yapılan akademik özgürlük raporuna göre Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 45'i bir yerde konuştuklarında kendilerine otosansür uygulamaktadır. Yani yarıya yakın akademisyen <laughs> akademik özgürlüğünü kullanmakta e, zorluk çekmektedir. Yine 2023 yılında yapılan akademik özgürlük indeksinde biz Çin, Kuzey Kore, Mısır, İran, Ruanda ve Suriye ile birlikte en düşük ülkeler arasındayız. Tabii ülkede yaşanan ekonomik sorunlar akademisyenlerin üzerine de çok büyük bir yük bindirmektedir. Akademisyenlerin maaşları yıllardır seyyanen bir şekilde artır, artırılmamıştır. Geçim sıkıntısıyla birlikte bilimsel çalışmalarını yapmak konusunda yurt dışına konferanslara gitmek, alanlarındaki konuları takip etmek ve üretimde bulunmak akademisyenler için neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu sadece akademisyenlerin sorunu değildir. Bu aynı zamanda akademisyenliği tercih edecek başarılı öğrenciler için de bu mesleği cazibesini azaltmak demektir. Bu anlamda TÜİK'in geçen haftalarda yaptığı yüksek öğretim beyin göçü istatistiklerinden de bahsetmek isterim. Buna göre 2015 yılında beyin göçü Yüksek, e, tü, e, yüksek öğretim mezunları arasında %1.6 iken bu 2023 yılında %2'ye yükselmiştir. Ve en yüksek beyin göçü verdiğimiz lisans mezunu olan e, alanlar şunlardır. Moleküler biyoloji, biyomühendislik, işletme mühendisliği, elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biz bu gençlerimizi Türkiye'de tutamamanın utancını yaşıyoruz. Ayrıca biliyoruz ki liseyi bitirenler arasında yurt dışını tercih etme oranı gençlerimiz arasında giderek artmaktadır. Sonuç olarak beyin göçüyle biz en nitelikli insanlarımızı kaybediyoruz. Giderlerse gitsinler demenin faturasını çok ağır bir şekilde önümüzdeki yıllarda hep birlikte ne yazık ki yaşayacağız. Üniversiteler özgür olmadıkça bir ülkede özgürlükten, adaletten, refahtan, hukukun üstünlüğünden söz edilemez. O nedenle biz iktidara geldiğimizde üniversiteleri olması gerektiği gibi bilim üreten, gençlerimize fırsat eşitliği içerisinde 21. yüzyıl becerileri sağlayan bir yapıya dönüştüreceğiz. Bizim önceliğimiz gençlerimize özgür düşünecekleri bir akademik ortam yaratmak, üniversiteleri ideolojik baskılardan kurtarmak, bilim üreten ve ülkemizi geleceğe taşıyan kurumlar haline getirmek olacaktır. Bu konuda bütüncül politikalarla ve kamu yararını düşünerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Birkaç örnek vermek isterim. Yapacağımız çalışmaların ilkesel yaklaşımlarıyla ilgili olarak. Biz üniversitelerin akademik, bilimsel ve yönetsel öz, ö, özelliğini güvence altına alacağız. Üniversiteleri evrensel değerlerle, dünya standartlarında bilim üreten bir yapıya kavuşturacağız. Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere dayalı olarak yeniden de e, düzenleyeceğiz. Bir başka madde olarak eğitim ve araştırmanın kalitesini arttıracağız. Biz önceki dönemlerde olduğu gibi barınma, beslenme gibi konularda konuşmaktan eğitimin kalitesini konuşamaz hale gelmiş durumdayız. O nedenle dünya standartında bilim üreten üniversitelere ihtiyacımızın farkındayız. Bunun için çalışacağız. Akademisyenlerimizin çalışma koşullarını iyileştireceğiz maaşlarını artıracağız, akademik özgürlüklerini garanti altına alacağız, nitelikli bilimsel üretimini destekleyeceğiz, kayırmacı ve baskıcı yönetim anlayışını sonlandıracağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve insanca barınma koşulları sağlayacağız. Üniversitelerde karar süreçlerine dahil olmalarını sağlayacağız. Yurt kapasitelerinin sadece sayısını değil, niteliğini de arttıracağız. Beyin göçünü tetikleyen koşulları bitireceğiz. Akademisyenlerin ve gençlerin yurt dışına gezmeye, bilimsel çalışmalara katılmaya, araştırmaya gidişlerini kolaylaştıracağız. Ama onların hayatlarını ve hayallerini kendi ülkelerinde yaşamalarını sağlamak için tüm politikalarımızı geliştireceğiz. Bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.